Cumartesi tiyatro konuşmaya devam ediyoruz. Nilgün, cehalet dolu bir soruyla devam edeyim. Ben öyle sorayım, sen toparla. Neden? Çünkü şöyle bir şey var, şöyle bir algı var. O algıyla ilgili net bir cevap istiyorum senden. Ve bu algı neden vardır, onu da yorumlamanı istiyorum. Küçük mekanlarda, küçük salonlarda, apartman katlarında ya da uygun mekanlardaki bazı tiyatro oyunlarıyla ilgili ya da performanslarla ilgili genel olarak yeni mezun ya da mezun olmayan birkaç tırnak içinde, özür dileyerek söylüyorum bunu, birkaç genç, birkaç çocuk toparlanmıştır. Bunlar da kendilerince bir şey yapıyorlardır. Çok da bu anlamda ciddiye almaya da değmez. Ya hevesli gençler gibi, ben toparlayamadım ama sen ne demek istediğimi anladın. Bu bence yanlış algı neden kaynaklanıyordur? Bunun nasıl üstesinden geliriz? Evet, ben de birkaç yerde üzülerek bunu okudum. İşte iki çocuk bir araya gelmiş, arkadaşlarına oyun oynuyor şeklinde. Hatta bunu birkaç jüri üyesinden de duydum ve yazılı olarak da okudum. Bu algının neden kaynaklandığını tam olarak ben de algılayamadım açıkçası ama şunu çok net söyleyebilirim. Kumbaracı 50'yi kuran 6'dan sonra tiyatro bu sene 12. yılını dolduruyor. Tiyatro Boğaziçi çok köklü bir grup, Maya sahnesini yönetiyor. Gene işte ikinci kat sayabileceklerim Beyoğlu Terminal, Şermola Performans, bunlar hep aşağı yukarı 10 yıllık gruplar ya da 10 yıl üstü gruplar. Bu mekanlarda performanslarını ya da oyunlarını sergileyen gruplar 2-3 yıllık gruplar da olabilir ama bunun yanında 10 yılı üstünde gruplar da oyunlarını sahneliyor. Belki hani bir iki kişi böyle bir şey seyretmiş ve oyunu beğenmemiş ve böyle bir şey çıkarmış olabilir. Ama ayrıca bu, o da herhalde uçan kuşun kanadını kırmak için yeterli bir neden olmasa neden gerek. Yani o ekiplere, o oyunculara da veya yönetmenlere de zaman tanımak gibi bir şey olmalı. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendi mekanımdan örnek verebilirim. Kumbaracı 50 sahnesinin seyircisi geçen sezona göre %40 arttı. Ve çoğu oyunun biletleri çok öncesinden tükeniyor artık bu sezon. Ama tabii ki bu tamam oldu, Kumbaracı 50 duruyoruz anlamına gelmiyor tanıtım anlamında. Tam tersi, daha çok çalışmak gerekiyor. Çünkü hep yeni projeler geliyor, hep yeni oyunlar geliyor ve bu böyle de ayakta kaldığımız sürece devam edecek. Tam bu noktadan tanıtıma geçelim. Örneğin Semaver'le devam edelim. Semaver kendini yeterince tanıtabiliyor mu sence? Ya da tanıtmasının önündeki engeller nelerdir? Semaver kendini yeterince tanıtıyor mu? İlk kurulduğu zaman hani bu alanda, yani bir sahne kurmak gibi, yani bayağı bir 350 kişi salonu olan bir kültür merkezi olabilecek bir kapasiteye sahip bir yeri yapan sanıyorum ilk grubuz İstanbul'da ve Halic'in öteki tarafında. Ve o zaman bu çok güzel karşılanmıştı ve zaten kendi kendine bir tanıtımı vardı. Ama dediğim gibi 10 yıl geçti. Tabii ki o her zaman o şey devam etmiyor. İlk yıl kurulduğun zamanki o heyecan, insanlardaki o bekleyiş. 10. yılı bir şekilde devam ediyor ama tabii ki kendisini istediği kadar, yine konuştuğumuz şey, Koca Mustafa Paşa'da olması, Halic'in bu tarafında olması. Biz Halic'in o tarafını seviyoruz. Taksim'in, güzel, Semaver'i de seviyoruz. Evet, Taksim'in hiç, yani mesela biz Titus oynuyoruz, Titus Andronikus oynuyoruz şu an. Mesela bütün arkadaşlarımdan duydum. Abi işte Taksim'de oynasanıza niye? Ya biz, orası da çok uzak be kardeşim. Aslında hiç uzak değil. Hemen Taksim'den dolmuşa binip gidiyorsun. Yani gerçekten uzak bu değil. Bu şehir kültürüyle de ilgili bir şey. Yani burada aslında konuşacak bambaşka şeyler de var tabii ki. Yani şehirli olmak, işte toplu taşımayı kullanmak, oraya gitmeyi sadece bir apar topar eylem olarak değil de bir doyum gecesi olarak, günü olarak ayırmayı başarabilmek gibi çok, yani başka şeyler de var. İlla böyle, yani biz o değiliz. Yani oyunumuzu başka bir şekilde tanıtıp hadi bir laf söyleyelim ve bunu bir şeye çevirelim ve bize de çok onun peşinde değiliz. Zaten Shakespeare yapıyoruz, Brecht yapıyoruz, Orhan Kemal yapıyoruz Koca Mustafa Paşa'da. Üçüncü Shakespeare'imiz. Bir taraftan çağdaş metinler de yapıyoruz.
Zaten işimizi yapıyoruz ama gidip de yani bunları yapıyorken, bir Brecht yapıyorken çıkıp da işte böyle böyle ortaya bir şey atalım mı? Şimdi öyle bir derdimiz yok. Yerini fırsatını bulmuşken Titus Andronicus ne günler oynuyorsunuz? Hemen yapalım tanıtımı, reklamı hemen yapalım. Kasım 12'sinde, yani şu an söyleyebileceğim evet. Kasım 12'sinde oynuyoruz. Ama semaverkumpanya.com'dan takip edilebilir. Ama şu an net hatırladığım, bildiğim tarih. Peki bütün biletler BiletX'ten de bulunabiliyor mu? Böyle bir alım imkanı var mı? Evet. Tamam, onu da söyleyelim. BiletX'ten de takip edebilirsiniz. Bu tiyatro, örneğin Semaver Kumpanya'nın ve bu tiyatro topluluklarının çoğunun biletlerini BiletX üstünden de takip edebilirsiniz. Ben hemen ilk reklamı yapmış olayım. Zaten salonlarımız dolup taşmadığı için geldikleri zaman da yer bulabilirler. Aynı soruyu sana da sorayım. Sana da şöyle sorayım. Bu tanıtımlarda veya bu duyurma isteğinde yazılı ve görsel medya görevini yeterince yerine getirebiliyor mu? Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir yaratım sürecine giriyorsunuz. Ama aslında oyunun tanıtımı da apayrı bir performans sergilemenizi gerektiriyor. Çünkü artık günümüz koşulları bunu gerektiriyor ve açıkçası hani tiyatrolar da çok fazla hani medyada da çok yer alan bir durumu yok. Mesela bu program özel bir program bence şu anda. Size de teşekkür ederim bu anlamda. Ve bu yüzden hani bir canhıraş şekilde sürekli kendinizi işte biletler şurada, şurada oynuyoruz şeklinde tanıtmanız gerekiyor. Ve bu aslında yaratan insan için çok yorucu bir şey. Çünkü aynı zamanda onun ekstradan bir performansını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kendi yaptığınız ayrı bir birim oluşturmak ayrı bir birim. Çünkü yani o... Bizim yaptığımız bir süredir aslında bunu başka birileriyle halletmek. Yani bu işi halkla ilişkileri yapan profesyonel olarak insanlarla halletmek. O noktada da o da sizin belki sizi istediğiniz şekilde tanıtamayabiliyor. Mesela geçen sene Yüzyılın Aşkını oynadık. Yüzyılın Aşkında işte 8 episod var. İşte geçen yüzyılda, geçen 8 değişik zamanda 8 değişik aşk hikayesi. Ve bunlardan bir tanesi de Deniz Gezmiş hayali bir yani hani biliyorum. Ölmüş ve sonra oradan hani sevgilisine hitap ediyor, sevgilisiyle konuşuyor gibi. Tamamıyla benim hayal ürünüm, o döneme ait, o döneme atfetmek istediğim bir bölüm. Ama mesela pek çok noktalarda o ön plana çıktı ama bu bizim çok istemediğimiz bir şeydi mesela. Çünkü oyunun bütününün 1/8 olan bir bölümdü. Tabii dikkat çek. Yani onu çok zor aslında hani medyayla işte sizin aranızdaki ilişkiyi kuran insanlarla da aslında formüle edebilmek. Ama bir yandan da gerekli. Yani mesela biz 90'larda stüdyo oyuncularında Kumpanya Tiyatrosu'yla ya da çok iyi bilir Nilgün Maya sahnesinde oyunlara gittiğimiz zaman o dönemde reklam yapmak, kendini tanıtmak çok aslında ayıp bir şeydi. Yani hani kötü bir şeydi. Bunu yapmaması gerekiyordu tiyatroyla uğraşan insan. Ama artık yani bu dönemde böyle bir dönemde değiliz. Mecburen kendimizi bir şekilde ön plana çıkarmamız gerekiyor. Artı bir de savaştığımız şeyler var. Devlet tiyatrolarının düşük bilet fiyatları, onun dışında gişe tiyatrolarının farsları, komedileri, yani bütün bunlar denklemlerin içinde hani düzgün iş yaparak hani belirli bir noktada kendini düzgün bir şekilde duyurabilmen gerekiyor. Bir gün bir şey söyleyecektin galiba. Şöyle bir şey de var Yeşim. İşte hani öyle bir şansın olmuş, yakalamışsın. İşte başka birine yaptırmak ve bütün mekanlarda zaten bir kişi 5 kişinin işini yapar durumda. Yani bütün bu gruplar hem işin sanatsal yayınını düşünüp bir taraftan oluşturduğu mekanı, idari işlerini yapıp işte bir taraftan da oradaki projelerin tanıtımıyla uğraşmak. Yani 3 farklı konuyu bir arada götürmeye çalışıyor bu gruplar. Şimdi şunu merak ediyorum. Anlıyorum bunun zorluğunu. Dediğim gibi ayrı bir yönetici gerekiyor ya da bir yerle çalışman gerekiyor ki o yer her zaman senin istediğin yer olmayabiliyor ya da sonuçları istediğin gibi olmayabiliyor. Ama bir yandan da şunu da merak ediyorum. Her ne kadar sen başta bir alternatif tiyatro anlayışı ya da bir merkeze karşı çıkış olarak algılamayalım dediysen de bu üretimlerin bazılarını da evet merkeze ya da egemen tiyatro anlayışına bir karşı duruş olarak da algılıyoruz ya da onlar da yüksek sesle bunu söylüyorlar. Tabii doğru ben mudur? Mesela doğru mudur? Ben o zaman pardon. Kesinlikle bunu söylerim. Söylüyorsun. Yani Galata tamam. Perform olarak ve diğer şeyler topluluğu olarak gerçekten farklı bir tiyatro dili yaratmak açısından bir çalışma halinde olduğumuzu söyleyebilirim. Tamam. Her o işimizde. Zaman şunu da soruyorum ben. Aklıma gelen bir soru.
İyi de o zaman sen tanıtımını, sen seyirciyle buluşma alanını yine merkezde ve egemen anlayışın içinde oluşturman bir garip ikilem yaratmıyor mu? Senin kendine ait, kendini farklı şekillerde duyuracağın, örneğin senin az önce örneklediğin gibi oyununun istemediğin bir yerinin parlamasına engel olacağı, doğru mu tanımlıyorum bilmiyorum. Bu alanları araman, bu sosyal medya olur, kendi kaynakların olur, elden flyer dağıtmak olur, afişe çıkmak olur, fısıltı gazetesi yani, olur. Bunu zaten yapıyoruz. Zaten bunu yapıyoruz. Çünkü hiçbirinin bir kere reklam bütçesi yok bu mekanların ya da bağımsız grupların. Ne yapıyor? Bütün sosyal medya alanlarını kullanıyor. İşte afiş asıyor, flyer dağıtıyor. Yani bizim ortak broşür basmamızın en önemli nedeni de buydu zaten. Seyircimin bizim bize kolay ulaşması ve afiş şeklinde tasarladık. Ama karşılığını da aldık diyorsun. Evet tabii. Oldukça çünkü büyük bir artış olduğunu söylüyorsun. Seyirci açtığında orada takvim halinde ve ajanda niteliğinde bu broşür bütün oyunları saatiyle her şeyle bir arada görebiliyor. Bu önemli bir adım ve şimdi yeni bir çalışmamız var. İstanbulmekanları.com, tiyatromekanları.com bunun hazırlığı içindeyiz. Bu da İstanbul'da ilk defa olacak bir şey. Sadece alternatif tiyatro mekanları ile ilgili değil. İstanbul'da ne kadar tiyatro mekanı varsa hepsini kapsayacak. O da ajanda niteliğinde olacak. Bir tiyatro seyircisi o portala girdiğinde bugün hangi oyunu izlemeliyim? Oradan çok rahatlıkla bir daha söyler misin portalın adresini? İstanbultiyatromekanları.com. İstanbultiyatromekanları.com. Evet. Şu anda yapım aşamasında kısa sürede zaten duyuracağız. Tamam. Peki hemen kendimize batıralım çuvaldızı biz diye soruyorum. Biz neyi eksik yapıyoruz? Yani yazılı ve görsel medya neyi eksik yapıyor? Daha ne yapmamız lazım? Daha ne yapmamız lazım? Sanki bir şey yapmışız gibi sormuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. Haddimi biliyorum. Yani bir şey yaptık da daha ne yapalım gibi yani, değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ne yapmamız lazım? Öncelikle yani bir resmin bütünü tabii ki algılamak zor olabiliyor. Ama yani İstanbul'da iş yapan irili ufaklı çok grup var. Ve bütün bunlara ilgi göstermek tabii ki mümkün değil. Ama öncelikle belki tercihleri hani daha objektif ve yani eşit şekilde dağıtmaya çalışmak olabilir. Yani ön plana çıkan projeleri tabii ki ilgi gösterir basın ve ön plana çıkarır ama aynı zamanda genç gruplara, yeni gruplara, değişik işler yapan gruplara da yer verilmelidir. Yok sayılmamalıdır bence. Teraziyi dengelemek. Evet, biraz evet. Dengelemek teraziyi gerekiyor. Teraziyi dengelemek lazım. Şey gibi yani bizim ülkemizde olmayan mesela hani kendi tercihimiz olarak böyle bir şey yapıyoruz'u mesela savunuyor. Evet. Biz bu ülkede bütün tiyatroları aynı sepet içinde değerlendiriyoruz. Yani bambaşka bir şey yaptığını tercih ediyor. Yani Türkiye'de tiyatro dendiği zaman bütün tiyatrolar... Bir şey anlaşılıyor. Evet tiyatro yani. O tiyatro işte. İnsanların sahneye çıkıp bir şey anlattı, bir şey algısı. Ama burada başka bir şey yapılıyor. Burada başka bir şey yapılıyor. Biz başka bir şey yapıyoruz. Yani hepimizin rafları farklı. Tabii ki ortak işi yapıyoruz ama... Yani bunun tanıtımının evet tiyatro bu da bir tiyatro oyunu diye yapılmamalı diye düşünüyorum. Yani 2000'lerden itibaren başlayan farklı tiyatro üretimlerini, performans üretimlerini, bunların algısını öncelikle grup grup, birey birey, mekan mekan değil bir zihniyet olarak tanıtmak sorumluluğu yine medyaya düşüyor. Teraziyi dengelemek, bu farklılıkların altını çizebilmek ben bizim sorumluluklarımıza gelmek istiyorum. Ama medyada da ve sonuçta da tanıtmak diyecek. Tanıtmak daha ama medyada yani. Da kültür sanat alanı o kadar kısıtlı ve gittikçe azalıyor ki orada da...